Zammeli, zamme metli ve zamme tenvinli telaffuzlarda dikkat edilecek hususları anlatmıştık. Bunlara riayet ederek şimdi tek tek harflerin damme, damme metli ve damme tenvinli seslendirmelerini yapacağız. Seslendirmeye geçmeden önce telaffuz ederken dikkat edilecek hususları toptan bir kere daha hatırlatıyorum. Damme sesi vav sesiyle aynıdır, mutabıktır. Vav'dan hareketle ince harflerin damme sesini tespit etmemiz gerekiyor ve mutabık yapmamız gerekiyor vav harfiyle ince harflerin dambeli seslerinin tonunu. Evve, evve, evubutu dambenin sesi vav'dan hareketle bu şekilde tespit edildikten sonra harfler mahrecinden çıkarıldıktan sonra bu şekilde seslendirilecek bu ses tonuyla, bu damme ses tonuyla. Met yaparken yine kesre mette olduğu gibi nadiren de olsa unne bulaştırılıyor. Bunu engelleyerek bu şeklinde unne vermeden ubutu şeklinde unneden temiz telaffuz etmemiz gerekiyor. Özellikle kalın harflerin tenvinli hallerini okurken, damme tenvinli hallerini okurken sonuna eklemiş olduğumuz, yani tenvinin neticesinde oluşan sakin nun harfine ince geçme dikkat edelim. Sum, dum, dum şeklinde kalın değil, sun, dun, vun, vun şeklinde onluğunu ince okuma gayret edelim. Bunlara riayet ederek okumaya başlıyorum. Her birini üçer kez okuyacağım. Temel telaffuz hatalarından birini burada söylemek istiyorum. Latin alfabesindeki iki noktalı o ü sesi yok. Yani düdüdün şeklinde telaffuz yanlış. Yani düdük derken ki ü sesi değil.
dudu şeklinde bu kadar kalın da değil. Dudu, dum o da değil. Bu ikisinin arası bir ses. Du, du, dun, zu, zu, zun, zu, zu, zun, zu, zu, zun, zu, zu, zun. Ru, ru, zun. Ru, ru, zun. Su, su, sun. Su, su, sun. Su, su, sun. Şu, şu, şun. Şu, şu, şun. Şu, şu, şun. U, u, un. U, u. Aynı dammeli telaffuz ederken sürüklemeden damme sesini vermek gerekiyor. Yani şeklinde ayını uzatma boyu sürükleyip yola hep ayın bulaştırmak, uzatma yoluna hep ayın bulaştırmak yok. Ayını çıkarıyoruz, peşine mesela hemzeye verdiğimiz U sesini met harfi olan vav'ın sesidir bu. Onu ilave ediyoruz. Bir daha okuyorum. U-u-un Fu-fu-fun Fu-fu-fun Fu, fu, fun. Ku, ku, kun. Ku, ku, kun. Ku, ku, kun. Lu, lu, lun. Lululun Lululun Doğrusu bu. Yoksa lülülün şeklinde ü ile değil. Lululun kalın bu şekilde u şeklinde de kalın değil. İkisinin ortası Lululun Mumumun 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 Nununun 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 Metli halinde Nu şeklinde gunne bulaştırmama dikkat edelim. Nu değil Nununun Vuvun 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 Vav
harfini söylerken sertleştirmeden yumuşak bir şekilde okumamız gerekiyor. Vun okunuşu yanlıştır. Bir daha okuyorum. Vun huhun 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 yuyun yuyun yuyun. Yine bu harfte de lin sıfatı vardır. Harf yumuşak okunması gerekiyor. Üzerine çökersek sertleşir. Yuyun şeklinde değil. Bir daha okuyorum. Yuyun rurun rurun rurun. Ra harfi konumu itibariyle kalın okunması burada vacip. Met yaparken gunne bulaştırmamaya da dikkat ediyoruz. Bir de kalın ra harfinden tenvinden doğan sakin nuna geçerken ince geçmeye dikkat ediyoruz. Rum şeklinde kalın değil, run şeklinde nuna ince bir bağlantı yapmamız gerekiyor. Bir daha okuyorum. Rurun. İstila harflerini seslendiriyorum. Kalın harflerde tamamen Latin alfabesinde bildiğimiz, tanıdığımız noktasız U sesini veriyoruz. Tenvinli okurken tenvinden oluşan sonundaki nun harfine ince bir geçiş yapmak suretiyle telaffuz etmemiz gerekiyor. Sum, hum, dum şeklinde kalın değil, ince bir geçiş yapacağız. Buna da dikkat ediyoruz. İlk üçü kalın, son dördü daha kalın. Huhun. 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 Vuğun. Vuğun. Tukukun. 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 Susun. 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 Bu harfimizi eğer istilasını muhafaza ederek kalın okumazsak sin harfine döner. Susun olur. Dikkat ediyoruz inceltmeden. Susun. Dududun. 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 Tututun. Tututun.
Tutun. Yine bu harfin istilasına dikkat etmezsek del harfine döner. Dududun olur. İstilasını muhafaza ederek kalın okumamız gerekiyor. Sonundaki tenvinden oluşan nun sesini de ince okumamız gerekiyor. Tutun şeklinde. Lulun. 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 Bu harfte kalın harfimiz, kalın harflerden birisi. Bunu da del harfiyle karıştırmadan okuyoruz. Şayet ıtbak ve istilasını ihmal edersek incelir, del harfine döner. Riayet edersek kalınlaşır, va'ya döner. Bir daha okuyorum. Lulun. Doğrusu bu. Lulun diye ince okursak bu artık va olmaktan çıkar, del harfine döner. Bir daha okuyorum. Lulun. Doğrusu bu. Damme metli istifale sıfatı olan ince harfleri beşerli gruplar halinde tekrar seslendiriyorum. Bundan maksadımız damme sesini bütün hepsinde, bütün ince harflerde aynı tonda verebiliyor muyum, veremiyor muyum onu kontrol etmek. İkinci maksadımız hepsinde metti tabii oluşuyor. Bir elif miktarıdır. Bir elif miktarında mutabakat sağlayabiliyor muyum? Yoksa birisi uzun, birisi kısa, birisi orta boyda mı oluyor? Onu kontrol etme imkanına sahip oluyorum bu şekilde okumakla. Ubutu Şu